Merhaba arkadaşım hoş geldin. Ben Mustafa Şeper. Bu videoda doğrusal denklemlere devam ediyoruz. Doğrusal denklemler ana başlığı altında grafikler ve grafik çeşitlerini göreceğiz seninle birlikte. Tabii ki koordinat düzlemindeki grafik çeşitleri. Videoya başlamadan önce içerik takibi için kanalıma abone olmayı unutma. Soruların ve her türlü görüşlerin içinde bana Instagram sayfasından ulaşabilirsin. Haydi sen de hazırsan şimdi başlayalım. Evet kaç tane grafik çeşidimiz var? Önce bunlarla başlıyoruz. 3 tane grafik çeşidimiz var. Bunlardan birincisi bir önceki derste de gördüğümüz gibi y'si olacak bir denklemin x'i olacak bir denklemin ve de bir sabit sayısı olacak bir denklemin. Bu bizim birinci tür denklemimiz. İkinci tür denklemimiz ise y'si olacak bir denklemin x'i de olacak bir denklemin hatta şuralarda M harfiyle temsil ediyorum. Buralarda sayılar da olacak. Bizim denklemlerimizin. Ama sayısı olmayacak. Sabit sayısı olmayacak sonunda sabit terimi. Bu ikinci tarz denklemlerimiz. Üçüncü tarz denklemlerimizde de Y bir sayıya eşit olacak. Veya X bir sayıya eşit olacak. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Birinci denklemlerimiz nasıl oluyormuş? Bir örnekle inceleyelim. Mesela Mesela y eşittir 3x artı 6 olsun. Bizim birinci denklemimiz bu. Bunun bir grafiğini çizelim bakalım nasıl bir şey olacakmış, nasıl çiziliyormuş. Tabii ki de grafik çizmek için neye ihtiyacımız var? Koordinat sistemine ihtiyacımız var. Koordinat sisteminde ne yapacağız? Noktalar belirleyeceğiz. Şimdi eğer bizim denklemimizde hem x hem x değeri hem x'li bir terim hem de y'li bir terim ve de bir sabit terim varsa bu bizim denklemimiz eksenlerden geçer. Şöyle eksenleri keser ya da şöyle bir doğrultudan geçer ya da şöyle bir dört tane ihtimalimiz var. Şimdi biz burada bunun nasıl bir doğrultudan geçtiğini bulmak için eksenlerden geçtiğini de bildiğimiz için eksenleri acaba hangi noktalarda kesiyor onları bulacağız. Peki bunları nasıl buluyoruz? Hemen bir tablo yapıyoruz. X eşittir sıfır için diyorum. Acaba Y kaç olur diyorum ve bunu bulabilmek için de Burada x'li olan terim yerine x eşittir 0 koyduğumda bu değer 0 olmuş olur. O yüzden ben bu değeri buradan siliyorum x eşittir 0 koyduğumda o zaman gördüğün gibi ne olmuş oldu y değeri 6 olmuş oldu demek ki bu noktamız x yerine 0 verdiğimizde y eşittir 6'dan geçiyormuş yani y'yi 6 olarak şöyle alalım şimdi geri dönelim buramız 3 xte eğer ben tam tersini yaparsam y eşittir 0 için dersem y eşittir 0 için dersem bu y'nin artık yok olduğu anlamına geliyor yani y yok olduğu zaman burası sıfır oluyor tabii ki de. Bu durumda ne olmuş olur? 3x artı 6 eşittir sıfır olan bir denklem olur. 6 bu tarafa geçer. Eksi 6 olur. Her iki tarafı da 3'e bölersem x eksi 2 olmuş oluyor. Demek ki x de de eksi 2 noktasından geçecekmiş. Bu durumda düzgün bir şekilde çizecek olursak grafiğimizi bu iki noktadan geçen şöyle bir doğru elde etmiş oluruz. Şimdi geldik ikinci denklem çeşidimize. Şunu şöyle ayırayım şu sayfayı. Pardon şurada fazla boyandı. Evet. İkinci denklem çeşidimiz ne? Y eşittir x yani sabit sayısı yok. Bunlar orijinden geçen denklemlerdir. Orijinden yani tam orta noktadan geçerler. Şöyle ele alalım. Bunlar ya böyle geçecekler ya da böyle. Bunların da iki ihtimali var. Orijinden geçer. Hemen buna da bir tane örnek verelim. Mesela bir önceki örnekte ne demiştik? Y eşittir. 3x artı 6 demiştik. Bu sefer artı 6'sını almayalım. Hem iki grafiğin nasıl değiştiğini de görmüş oluruz. Bunda da şimdi desek ki x eşittir 0 desek x yerine 0 koyduğunda 3 çarpı x 3 çarpı x değeri var. 3 ile 0'a çarparsan 0 olur. E y yine 0 olmuş oluyor. Y eşittir 0 olur. Yani orijin. E ben bunu zaten orijinden geçtiğini biliyorum. O zaman ben buna farklı bir değer vereyim. X yerine 1 vereyim. X yerine 1 verirsem. X eşittir 1 için. X gördüğüm yere 1 yazarsam. Y değeri 3 olmuş olur. He, demek ki neymiş bu? X de 1 iken. Y de 3 olan bir noktadan geçiyor bu. Doğrumuzun grafiği. Öte yandan bir de bunun aşağıda nereden geçtiğini bulmamız lazım. Bunu ister hesaplarsın ister hesaplamazsın sana kalmış ama burada şunu yapabilirsin. Eğer bu burada birden noktasından geçiyorsa tam simetrik olarak eksi e üçten geçiyorsa da simetrik olarak eksi üçten geçecek diyebilirsin. O zaman ikisinin kesiştiği nokta buradan geçer ve buradan şöyle bir doğrultuda bir grafik oluşturmuş olur. Evet, gördüğün gibi ikisinin de doğrultusu aynı. İleride göreceğimiz eğim konusu var. İkisinin de eğimi aynı ama tabii ki eksenler üzerinde olduğu yerler farklı oluyor. Şimdi geldik son denklem çeşidimize. Y eşittir sayı, X eşittir sayı. Hemen örnek verelim. Y eşittir 3 olsun. X eşittir 4 olsun. Farklı bir sayı olsun. Hemen koordinat düzlemimizi çizeceğiz. Koordinat düzlemimizi çizdiğimizde neye bakacağız? x yerine 4 x yerine 4 ise şöyle x'ten geçen x eşittir 4'ten geçen dik bir x eksenine dik bir doğru göreceğiz. y'ye paralel x'e dik ya da y eşittir 3 diyor. O zaman ondan da şöyle bir doğru grafiği görmüş olacağız. Bunu da gördüğün gibi daha basit. Peki bunlarla karşımıza ne tarz sorular çıkabilir? Gördüğünüz gibi hep eksenlerle kesiştiği yerlerde ya da birbiriyle kesiştiği yerlerde farklı şekiller oluşuyor. Bu farklı şekillerin çevresini sorabilir, alanını sorabilir, her bir şeyi sorabilir. Bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Tabii ki bir tane daha bir şey var. O şey de şu, sayılarımızı e, mesela bir koordinat düzlemi ele aldığımızda ne yapmıştık biraz önce? Mesela orijinden geçen doğrumuz 1'e 3 noktasından geçmişti. Yani burada her doğru milyonlarca noktanın birleşiminden oluştuğu için bir sürü noktayı böyle 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 koyarsak bir doğru olmuş olur. Doğrular milyonlarca noktanın oluştuğu için her doğru koordinat sisteminde belli başlı noktalardan geçer ya da belli başlı noktanın üzerindedir. İşte bu üzerinde olma, noktadan geçme gibi özellikleri kullanarak da bazen bize sorular sorulabilir karşımıza. Ne gibi? Mesela şöyle diyelim. Biraz önce ne vardı? Y eşittir. 3x artı 6 idi bizim denklemimiz. Biz de bu denklemi böyle vermez de verir ki y eşittir a eksi 3x artı 6 diye verdi mesela şifreli bir şekilde orada e, ee, x'in önündeki katsayıyı a eksi 3 verdi. Burada diyebilir ki bu doğru işte atıyorum şu noktamızın ismi a olsun a 1'e 3 noktasından geçtiğine göre işte doğrunun içindeki şu a ne olmalıdır gibisinden sorular sorabilir. Biz bunları çözerken ne yapıyoruz? Bu bizim A noktamız x ve y diye sıralı ikililerimiz olduğu için x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 3 yazarsak eğer denklemde biz bu soruda a, a diye verilen şifreyi çözmüş oluruz. Az sonra bununla alakalı bir örnek çözeceğiz. Daha da iyi anlayacaksınız. İlk örneğimiz demiş ki 2x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizin demiş. Önce ne yapacağız? Noktalarımızı bulacağız. x yerine 0 verirsek o zaman burada x değeri yok olmuş oluyor. Eksi 2 bu tarafa artı 2 geçiyor. y eşittir 2 olmuş oluyor. O zaman 0'a 2. Eğer y yerine 0 verirsek bunun tam tersi olacak. Şurayı bir temizleyeyim. O zaman y olarak burası yok olacak. Eksi 2 bu tarafa artı 2 geçecek. 2'ye böleceğiz her iki tarafı. X o zaman 1 olacak. O zaman X ekseninde bir noktası. Y ekseninde 2 noktasını bulacağız. Ve bu ikisinden geçen bir grafik çizeceğiz. Bu kadar basit. Bir sonrakine bakalım. 3x e eşittir 2'ye doğru grafiğini çiziniz demiş. Burada gördüğünüz gibi e, sabit terimimiz yok. O zaman orijinden geçiyor. Ee, ve burada katsayılar hem x'in hem y'nin katsayısı olduğu için bunlar biraz kesirli ifadeler olmuş oluyor. x yerine 1 diyelim. x yerine 1 dersek 3 çarpı 1 eşittir 2y. 3 eşittir 2y. Her iki tarafı 2'ye bölersek y 3 bölü 2 olmuş oluyor. Ve bunun tam tersi de doğru oluyor. x yerine 1 verirsek 3 bölü 2 olarak da simetrisini görmüş oluyoruz. Hemen yapalım o zaman. x eşittir 1 iken işte şurası 1 olsa şurası 2 olsa şurası 3 bölü 2. İkisinin ortası. X eşittir. Eksi 1 iken de eksi 1 eksi 2 olsa ikisinin ortası şurası oluyor. O zaman bu üçünü birleştirdiğimizde oluşan bizim grafiğimiz bu doğruya ait grafik olmuş oluyor. Geldik diğer grafik çe çeşidimize. Üçüncü grafik çeşidimiz y eksi 3 eşittir 0 demiş. Eksi 3 diğer tarafa artı 3 geçip y eşittir 3. O zaman 1, 2, 3 dersek şuradan geçen grafiğimiz y eşittir 3 veya işte y eksi 3 eşittir 0 ne, nasıl yazmak istersek. x eşittir 2 doğrusunun grafiği de şurada 1 şurada 2 olursa şöyle bu da x eşittir 2'nin grafiği olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi grafik çizmek gayet basit bir şey. Geldim biraz önce anlattığım noktanın doğru üzerinde olması durumu. Bakın burada demiş ki b eksi 3 eksi 2 noktası bu doğru üzerinde ise m ile şifrelen sayı ya da ifade nedir diye sormuş. Burada ne yapacağız? x gördüğümüz yere eksi 3, y gördüğümüz yere de eksi 2 yazacağız. O zaman 2 çarpı eksi 3 artı 3 çarpı eksi 2 artı m eşittir 0 olup burada gördüğünüz gibi artık bir tane bilinmeyenimiz var. O da m değişkeni. Buradan e, yola çıkaraktan biz e, m değerini şifrelenmiş m değerini bulacağız. Burayı çarpıyorum eksi 6 oluyor. Burayı çarpıyorum eksi 6 oluyor. Artı m demiş. Buranın ikisinin toplamı eksi 12 oluyor. Artı m eşittir 0. Eksi m diğer tarafa geçerse m eşittir Artı 12 olarak karşımıza çıkmış olur. Gördüğünüz gibi gayet basit. Neymiş olayımız? Verilen noktanın x'ini y'sini denklemde olması gereken yerlere yazmak. Başka bir şey yok. Şimdi biraz daha sorular çözelim. Demiş ki koordinat düzleminde y eşittir 2x eksi 4, 3x artı y eşittir 6 doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulunuz demiş. Hemen grafiklerimizi çizmeye başlayacağız ve arada kalan şekil büyük yüzde %93 üçgen olur zaten. Bazen karedit dörtgen oluyor. Bu aradaki üçgenin alanını bulalım bakalım. Evet y eşittir 2 x eksi 4 demiş. Şöyle yazalım ve noktalarımızı bulalım. x eşittir 0 verirsek eğer y eşittir eksi 4 çıkar. O zaman y de eksi 4'müş. Ee, y eşittir 0 dersek eksi 4 diğer tarafa artı 4 gelir. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 2 olur. O zaman x'te de 2 şöyle bir yer olsun. Bu ikisinden geçen bir Grafik var elimizde. Şimdi diğerini bulalım. 3x artı 2y eşittir 6 demiş. Eğer x eşittir 0 olursa 2y eşittir 6'dan y eşittir 3 olur. y'de 3'ü seçelim. Eğer y eşittir 0 olursa 3x eşittir 6'dan x eşittir 2 olur. Yine buradan geçiyormuş. O zaman bu ikisinden geçen grafiğimizi çizelim. Ve de y eksenimiz zaten y eksenimiz de şurası. O zaman burada gördüğünüz gibi bir üçgen elde etmiş olduk. Bu üçgenin alanını sormuş. Üçgenin alanı kenar çarpı yükseklik bölü 2'dir. Kenarımız 3'ten eksi 4'e kadar olan uzaklık olarak 7 birim. Yüksekliğimiz de eksenler dik kesiştiği için şuradan şurası olan 2 birim ele alabiliriz. O zaman alan eşittir. 7 çarpı 2 bölü 2'den 14 bölü 2'den 7 birim kare olarak elimize geçmiş olur. Bir sonraki soruyla devam edelim. Denkleminin doğrusu orijinden geçtiğine göre A kaçtır? Şimdi orijinden geçen denklemlerimizin özelliği neydi? Sabit terim yoktu. Sıfıra eşitti. Bunun x'li terimi var mı? Var. Y'li terimi var mı? Var. Peki burada sabit terim yerine bir şifre var mı? Var. Ama benim bu a eksi 2'min ne olması lazım? yok olması lazım. Yani sıfır olması lazım. O zaman a 2'yi 0 eşitliyorum. O zaman a burada mantıken 2 olması lazım ve gördüğünüz gibi çok 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 basit bir soru. Okuduğunda bir şey anlamıyorsun ama çözmeye başladığında daha doğrusu temel bilgiyi bildiğinde basitleşiyor olay. Geldik şuna. Buna yine noktanın doğru üzerinde olmasıyla alakalı bir soru karşımızda. Bu sefer noktayı şifreli vermiş. Denklemi düzgün vermiş. Ne yapacağız? Yine aynı mantık. X gördüğüm yere bu sefer 3A yazacağım. E, y gördüğüm yere de A-1 yazacağım ama öndeki eksi işaretlerine dikkat. 2 çarpı parantez içinde alayım 3A eksi 5 çarpı parantez içinde a eksi 1 eksi 6 eşittir 0. Verilen noktayı x ve y'nin yerine yazdığımda sadece a bilinmeyene sahip olan bir bilinmeyenli yani bir denklem elde ettik. Şimdi bunları çarpıyorum. 6a eksi 5a artı 5 eksi 6 oluyor. Biliyorsun eksi 5 ile eksi 1 çarpıldığında artı 5 olacak. Eşittir 0. A'lar kendi arasında işleme girerse bir tane A kalır. Sayılar kendi arasında işleme girerse eksi 1 eşittir 0. Eksi 1 karşıya geçtiğinde A değerini artı 1 bulmuş oluyoruz gördüğün gibi. Ve geldik. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz. Demiş ki aşağıdaki koordinat düzleminde verilen grafiğe göre A kaçtır demiş. Burada bir e, ne varmış? Doğru vermiş ve a'ya 2 noktası yani x eşittir a y eşittir 2 noktası bu denklemi do doğrunun üzerindeymiş. O zaman bu denklemde yani y eşittir eksi 2 x eşitliğinde x ve y gördüğümüz üzere değerleri yazdığımızda sorumuz çıkacak. O zaman x gördüğüm yere a yazıyorum. Eksi 2 çarpı a oluyor. Y gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eşittir 2. Bu durumda her iki tarafı eksi 2'ye bölersem sağ tarafta sadece a kalırken katsayı birbirini yok ettiği için sol tarafta artı 2 eksi 2'ye bölersem eksi 1 olmuş oluyor ve burada da verilen şifreli a sayımız eksi 1 olmuş oluyor. Evet arkadaşım bir başka konu anlatımının daha sonuna geldik. İçerik takip için abone olabilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşçakal.